öğretmenim. Anne babalarda içerim. Osman, Osman! Benim yazıyı abini babaya oku, emi? Günaydın hoca anne! Günaydın yavrum, gel içeri! Bir buçuk dakika geç kaldım bugün. Tahsin amca oyaladı, baskı makinesi arıza yapmış. Bayramın kutlu olsun. Sağ olun, Tahsin amca bu yazıyı size okutmamı söyledi. Zeynep nasıl? Ellerinizden öptü hoca anne. Bak şu sarhoş Tahsin'in yazdığına! Dereyi görmeden paçaları sıvıyor. Ne yazmış? Al bak! Körfezi bekleyen tehlike. Sen o Tahsin amcana selam söyle, bana akıl öğretmeye kalkmasın. Yok, belediye başkanlığında gözü varsa, buyursun, hemen kendisine bırakırım. Bu kasabayı da anca onun gibi bir sarhoş idare eder zaten. Doğru söylüyor. Fazıl'ın fabrikası açılırsa, Körfez'de hiç balık kalmayacak diyorlar. Bunlarda iş yok Osman. Seni bir günlüğüne itfaiye kumandanı tayin ettim. Emret bakalım kumandan. İlk iş ne yapacağız? Şehrin sokaklarını kim anne baba? Tamam! Şu başındakini ver! Cadaloz öğretmeninden hazır işittireceksin bana! Osman, geç kaldın! Suç bende öğretmenim! Günaydın! Hoca anne nasıl? İyi! Sana koca arıyor! Aman anne baba! Bunda utanacak ne var kız? Bizim oğlan yakında geliyor! Duydum, gözünüz aydın! Senin de gözün aydın! Hoca anneye şikayet edeceğim sizi vallahi. Hayrola, belediye başkanlığını beceremediğini anlayıp itfaiye şoförlüğüne mi yazıldın? Ne yapalım, senin badılığa başladığını duydum. Gözün aydın, Ömer geliyor. Ya, özlemişim keratayı be Fazıl! 10 yıl olacak neredeyse. Seninle konuşmaya gelecektim bugün. 15-20 güne kadar fabrikayı açmam lazım. Hı. Bak Fazıl, dostluk başka. Artıklar için tedbir almazsan, açtırmam fabrikayı. Hadi eyvallah! Bugün bayram, görülecek çok işim var. Görüşürüz. Yarın uğrarım. Bu spor tesislerini bize kazandıran Sayın Belediye Başkanımız Avni Baba'ya kasabamız adına teşekkür ederim. Avni Baba bugünün şerefine 10 dakika takımımıza kaptanlık edecek ve hücum hattında oynayacaktır. Bravo abi baba! Nasıl? Beğendin mi oğlumu? Lafı değiştirmeyin Avni baba! Bu öteki fabrikalar gibi değilmiş, artıkları zehirliymiş. Okulun yanı başı 15 güne kadar çocuklar denize girmeye başlar. Yahu, hepiniz sağlık uzmanı, kesildiniz başıma! Asma öyle suratına kız! Gidip bakacağım, bulacağız bir çaresini! Oo, yalnız değil misin? Hoş geldin! Zeynep de gidiyordu zaten! Nasıl gidiyor bizim Ergun'un dersleri? Dersleri iyi de, garip bir huzursuzluğu var çocuğun! Biraz ilgilenseniz! Yeteri kadar ilgilenmiyoruz! Özür dilerim, Allah'a ısmarladık anne baba! Kız
o kadar çocuk arasında senin torununla ilgileniyor, sen kızıyorsun! Bırak Allah aşkına, işleri güçleri ukalalık! Neden yüz verirsin bunlara, bilmem! Bırak şimdi, ne içersin? Hiçbir şey, seni almaya geldim, yürü bakalım! Dur ya, nereye götürüyorsun beni? Fabrikayı gözünle gör, sonra konuşalım Avni'cim! Sen geç önce! Avni baba, Avni baba! Hı? Amerika'dan telgraf var, müjdemi isterim! Ömer'dendir! Ha. İyi be! Telgraf bana mı geldi, size mi ulan? eve koş, yengene müjdeyi ver, Ömer yarın geliyormuş dersin! Başkana baba! Gözün aydın Avni'cim! Hadi baba ya! Sağ olun çocuklar! ...30 milyon hesap etmiştik, 50 milyona yaklaştı maliyeti! Deli olacağım! Bankalara da gırtlağa kadar borçlandım, bir de gününde açamazsam... Avni baba, Avni baba! Evlat, dursana! Ben de hoca anneye balık getiriyordum baba! Böyle lüfer yemedin! Şunu bagaja koy Mahmut! Sepeti sonra... Tamam baba! Gözün aydın baba, bizim doktor nihayet geliyormuş! Dört gözle bekliyorduk onu! Sağ ol, sağ ol oğlum! Avni! Affedersin! Teşekkür ederim evlat! Güle güle baba! Yarın da istakoz getiririm, Ömer'in şerefine! Hayret ya! Bu ne zaman haber aldı Ömer'in yarın geleceğini? 15 güne kadar açmam lazım, anlıyor musun? Bir sürü de taahhüde girdim! 15 gün içinde müşterime malı teslim... Şu manavı iyi ki gördüm! Oğlum, dur bakayım biraz! Baba geliyor! Ulan sen ne halt etmeye bizim memurlara kafa tutuyorsun? Hani bunların etkileri? Baba sen öfkelenme! Gözün aydın, yarın doktor geliyormuş! Yo, gözün aydınla falan elimden kurtulamazsın! Oğlun geliyormuş baba! Evet. Gözün aydın! Ya. Gözün aydın baba, oğlun geliyormuş! Sağ olun! Gözün aydın baba! Aa, ben 5 dakika önce aldım telgrafı ve siz nereden duydunuz? Avni, hadi kardeşim! Dur dur! Bir daha görmeyeyim! Tamam baba! Sen ne biçim babasın Avni Bey? Sen olsa olsa Şam babasısın! Adımızı da mı beğendiremedik? Kızım batsın! 2 ay para vermemekle elektrik mi kesilirmiş? Söyle adamlarına eğer elektriğimi açmazlarsa... Hı, açtırırız, üzülme sen! Avni! Gözün aydın, yarın doktor oğlun geliyormuş. Şu benim romatizmalarıma bir bakıversin! Tamam, tamam! Sağ olun, sağ olun! Hadi çek oğlum! Gözün aydın anne baba! Gözün aydın baba! Postacı benden önce bütün kasabayı dolaşmış anlaşılan! Affedersin, ne diyordun? Dinlediğin yok ki birader! 200-300 kişi çalışacak şu fabrikada, kasabaya sanayi getiriyoruz, iftihar et! Herkes nasiplenecek! Evladım, dursana biraz! Bu sarhoş cümle aleme rezil eder sonra bizi! İki laf konuşturmadılar be! Sen de mi tebrik edeceksin beni? Niye tebrik edecekmişim seni? Çok şükür! Kasabada bizim oğlanın geleceğini duymayan biri çıktı! O da gazeteci! Biraz gel hele, seninle konuşacaklarım var, hadi! Ya ne konuşacaksın bu sarhoş pezevenkle? Naber avukat, ulan sen de petrolçenli kesildin başımıza! Gözün aydın baba! Sağ ol Meliç'im, sağ ol! Ulan ne çekiyorsun be kolunu Allah Allah! Bana bak, sen de arabasına bindiğinin düdüğünü öttürmeye başlarsan... ...iki elim yakandadır, haberin olsun! Ulan, size kalsa iflas ettireceksiniz herifi be! 50 milyon harcamış! Her işime burnunu sokma, anlaşıldı mı? Hadi ben gidiyorum, eyvallah! Yazacağım bu söylediklerini! Yaz! Benden başka okuyucum yok nasıl olsa! Oğlunun gelişi şerefine bu işi halledeceksin artık! 50 milyon harcıyorsun da... ...500 bin lirayı harcayamıyorsun! Sonra da bana geliyorsun, şu işi hallet! Ben kanunsuz iş yapmam Fazıl! Kanun zararlı artıkların denize akıtılmamasını öngörüyor! Kanun, kanun! Körfez'de bir sürü fabrika var yahu! Bana mı düşmanlığı? Benden önce almışlar ruhsatlarını! Onlara da 1 yıl mühlet tanıdım biliyorsun! Filtre takmazlarsa kapatacağım hepsini!
İnsafın kurusun! Bana halk zararına bir şey yaptıramazsınız! Bunu kafanıza sokun! Bak şurada okul var! 10-15 gün sonra çocuklar denize girmeye başlayacak! Çok muyuz kimseyi yahu? Yasak ederiz, olur biter! Hadi insanlara yasak koyduk diyelim! Balık neslinde mi tüketeceğiz? Kasabanın yarısı balıkçılıkla geçiniyor! Yahu ne ters herifsin be! Seni tanımasam rüşvet bekliyor diyeceğim! Sen beni iyi tanırsın Fazıl! Halkın sağlığı söz konusu burada! 10-15 gün geç açıver! Hangi 15 gün Avni? Senin söylediğin iş 6 aydan önce bitmez! Bazı parçalar dışarıdan gelecek! Sana meteliğim kalmadı diyorum, anlamıyor musun? Şu anda kuruş harcayamam! Beklemeye tahammülü kalmadı bu işin! İleride takarım şu filtreyi, söz! Şoföre söyle de beni çarşıya bıraksın! Zahmet olmazsa tabii! Balıkları da bizim eve kadar götürüversin! Ben bu fabrikayı sana rağmen de açarım Avni! Hatır sayıyorum! Hatır sayma! 40 yıllık arkadaşımsın, ben senin hatırını sayıyor muyum? Oğlum gel Avni Bey'i götürüver! Akşam kulübe gel, oğlun geliyor, bize bir rakı içer misin? Onu memnuniyetle yaparım işte! Avni babayı makası aldılar bunlar! Sanmam, baba yemez bu numaraları! 15 gün sonra açacak herif fabrikayı, sıkıştı! Baksana, neredeyse babanın yüzünü yalayacak! Benim bildiğim Fazıl sen yalar! Biraz sabırlı olun bakalım! Avni babanın ruhsat vereceğini hiç sanmıyorum! Kasabamızın yetiştirdiği en büyük doktorun şerefine! Şerefine! Nasıl da özlemişim keratayı! Yani. Bu defa temelli mi geliyor baba? Yok canım, 15-20 günlüğüne! Nixon'u tedavi etmiş diye bir rivayet dolaşıyor! Şu bizim millette attığını desteksiz atar! Hadi, sağlığınıza! Sağ olun! Bana müsaade! Gidip ocağınıma yardım edeyim biraz! Oğlu geliyor diye sıvadı kolları! Baklavalar, börekler, ooo! İyi eğlenceler! Güle güle! Rahatsız olmuyor, rahatsız olmuyor! Güle güle güle! Ne yapacağız şu fabrika işini? Kanuna uyacaksın! Bozuşacağız Avni! Ben bozuşmam! Her şeyi göze aldım, haberin olsun! Ölüm kalım meselesi bu iş benim için! Alt tarafı bir imza be! Hayatım senin kaleminin ucunda! Büyütüyorsun Fazıl! İçkiyi biraz fazla kaçırdın galiba! Heh, sabah arabayı göndermeyi unutma, biliyorsun! Ömer'i karşılamaya gideceğim! Hadi, eyvallah! Mahmut bıraksın seni istersen! Sağ ol, biraz hava alacağım şöyle! Ne oldu? İkna edebildiniz mi Avni babayı? İçelim, Avni'nin şerefine! O hiç 40 yıllık arkadaşını kırar! Hadi Fazıl Bey'in şerefine içelim! Avni baba! Hay baba! Patronunuz kızıp, arabayı göndermekten vaz mı geçti? Ne yapalım? Canı sağ olsun! Hiçbir şey bilmiyoruz, katil yakalanamadı henüz. Annem nasıl? Olayı duyar duymaz ziyaretine gittim. Hafif bir kriz atlatmış. Doktor vardı yanında. Endişelenmeyin, iyileşeceğini söyledi. Kim öldürebilir babamı? Hani herkes severdi onu? Hani fakir fukaranın babasıydı? Nankör bu millet evladım, nankör! Babanın iyilikleri unutulur mu? Şey olmuş.
var küçük? Avni babanın katili komiser. Ben olayla ilgileneyim. Giremezsiniz beyim, yasak. Ben Avni babanın oğluyum. Başınız sağ olsun doktor bey. İş istemeye gitmiştim kendisine. Hakaret etti bana, küfretti. Devam et. Küfretti, çok ağrıma gitti. Geceliğin yolunu bekledim, konuşacaktım. Önüne çıktım, tokat attı bana. Tokat atınca çektim, bıçağı vurdum. Bıçağı ne yaptın? Denize attım. Geldin Ömer. Başın sağ olsun. Hamid'i hatırladın mı? Tabii, ortaokuldan. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun abi. Levent, saat memurumuz. Annem nasıl? İyi, iyi. Merak etme. Biz sonra uğrarız, rahatsız etmeyelim şimdi. İlginize teşekkürler. Ben alayım. Hoca anne yukarıda. Sen Osman'sın değil mi? Babam mektuplarında hep senden bahsederdi. Ağlama kızım, ağlama, senin de... Başınız sağ olsun. Oğlumuzu göreceğiz diye ne sevinmişti fıkaralar. Bir sigara bana verdin abacım. Lütfen hemen çıkın! Kahvehane değil, hasta odası burası! Aaa! Kardeşsin sana! Açmışsın öyle, kabalık görmedim! Bir şu adam var yok! Bu kadar insanı nasıl sokarsınız hastanın odasına? Ne yapabilirdim ki? Bir hemşire bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini bilir. Hemşire değilim ben, öğretmenim. Bu ilaçları yazan hala doktorluk yapıyor mu? Her zaman Amerika'dan doktor getiremiyoruz kasabaya. Bu ilaçları da zor bulduk. Anne. Ömer. Ömer, ne geldi başımıza? Sen gitmedin mi Osman? Hoca anne nasıl? İğne yaptım, daldı biraz. Bana da göndermişti babam bu resimden. Niye öldürsünler babamı? Yoga, bir Hint jimnastiği. Kafa çalıştırır, böyle daha iyi düşünebiliyor insan. Kafamı kurcalayan bazı sorunlar var. Bak, senin için yazı çıkmış gazetede. Oku bakalım. Ünlü
hemşehrimiz Sayın Doktor Ömer Doruk. Kasabanıza hoş geldiniz. Size ve ailenize başsağlığı dileriz. Sayın Doktor, kasabamız sizin gibi ünlü bir bilim adamını yetiştirmiş olmanın gururunu duymaktadır. Ancak sizi artık yurt dışında değil, kendi ülkenizde fakir halkınızın hizmetinde görmek isteriz. Bu milli bir görevdir. En az bir yıl daha Amerika'da kalmam lazım arkadaş. Ne zaman gideceksin? 15-20 gün içinde dönmem lazım. Hoca anne ne diyor? Onu da götürmek istiyorum. Hoca anne bizi bırakıp gitmez. Okul var mı bugün? Bugün pazar. Beyzbol oynayalım seninle. O da ne? Bir Amerikan oyunu sana getirdim. Beraber oynarız, okey? Okey! Al bakalım Osman. Dikkat Osman! Kızma Osman, olacak. Çok iyi oynayacaksın ileride. Dikkat! Çok güzel! İleride ünlü bir beyzbolcu olabilirsin. Ben doktor olmak istiyorum senin gibi. İstersen top oynayalım. Sana bir penaltı çekeyim de gör. Bunda bir iş var Osman. O çocuk niye öldürsün babamı? İş vermedi diye adam öldürülür mü? Anne baba ona muhakkak iş bulurdu Ömer abi. Bana gazetedeki işi o buldu. Günde 5 lira alıyorum. Babam küfretmiş, dövmüş çocuğu sözde. Vallahi yalan! O herkesi severdi. Küfreder mi hiç? El kaldırır mı o kadar küçük çocuğa? O kadar küçük çocuk değil mi Osman? 10 yaşlı bir çocuk, babam gibi adam öldürmüş. Bir iş var bunda. Hah, hadi gel, biraz da senin futbolunu oynayalım. Ama önce sen kaleci duracaksın. Oldu. Hey Johnny, hey Johnny, hey Johnny! Boş ver Osman, gel. Niye sana John desinler? Bilmem. Johnny, 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 Johnny. Beni benden çıktı. Ömer, kaçalım. Koş, elini yüzünü yıka. Peki öğretmenim. Kabahat bende. Osman'la biraz beyzbol oynadık. İleride yararlanmayacağı şeyler öğretmeyin çocuğa. Haklısınız. Kardeşiniz değil mi Osman? Neden size öğretmenim diyor? Öğrencim, o da benim gibi kimsesizdir. Bana arkadaşlık ediyor. Hoca anne nasıl? Daha iyi. Geçen günkü davranışım için de özür dilerim. Aslında siz haklıydınız. Batılı gibi düşünemiyoruz biz. Evet, batılı olmuşum demek. Baksanıza çocuklar bile peşime Johnny diye takılıyorlar. İyi günler. Ha, bunları Osman'a hediye etmiştim. Hiç belli olmaz. Biz de arsada top oynayarak yetiştik. İyi günler. Güle güle. Güle güle Ömer abi. O çocuk neden öldürsün Avni babayı? Beni dövdü demiş. Avni baba kimseyi dövmez. Geldiğimden beri düşünüyorum anne. Acını tazelemek istemem ama konuşabileceğim başka kimsem yok. O çocuk gerçek katil değil. Babamın ölümünün arkasında başka birileri var anne. Kim olabilir oğlum? Rahmetli herkesin dostuydu. O çocuk katil olamaz anne. Hapishaneye gitsem görüştürürler mi beni? Herhalde. Babanın hatırını sayarlar. O çocuk babamın katili olamaz. Bu bay seninle görüşecek.
sigara getirdim sana. İçiyor musun? Para da getirdim. Kim gönderdi seni? Kimin gönderdiğini bilmiyor musun? Seni tanımıyorum, kimsin sen? Ben öldürdüğün adamın oğluyum. Korkma sen, korkma! Babamı sen öldürmedin, biliyorum! Kim öldürdü babamı? Ben öldürdüm! Yalan söylüyorsun! Ben öldürdüm! İş istemeye gitmiştim, küfretti! Gece bekledim, tokat vurdu! Yalan söylüyorsun! Çıkarın beni! Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni! Çıkarın beni! Geldin. Sen bizi iyice boşladın arkadaş. İki kelime konuşmadan dönüp gideceksin diye korkuyorduk. Kusuruma bakmayın. Annemi yalnız bırakamadım. Boş versene sen. Fabrikaya hissedar olmuşsun. Fazıl'ın kızını alıyormuşsun. Kasaba çalkalanıyor. Of, sıkıldım bu laflardan Melih. Haklısın. Ben de ne anlatıyorum bilmem ki. Ne içersin? Çay içeyim. Kerim! İki çay yollasana bize! Otursana! Bugün hapishaneye gittim. Hapishaneye mi? Ne yapmaya? Babamın katilini ziyaret ettim. İyi, şeker de götüreydin bari! Götürdüm. Ağlasana şu işi! Senden bir ricam var. Bu çocuğun avukatlığını üzerine alabilir misin? Ama bu çok saçma bir şey. Bu çocuğun babamı öldürebileceğine inanmıyorum ben. Başkası vurdu, suçu bu çocuk mu üstüne aldı diyorsun? Evet, öyle. Peki kim öldürmek ister Avni babayı? Bilmiyorum. Babam güçlü kuvvetli biriydi. O cılız çocuk, hem de önden saldırıp o darbeyi indiremez. Bıçak kaburgayı kırıp kalbe kadar girmiş. Babamın kendisini savunması gerekirdi. Oysa hiçbir yerinde bıçak izi yok. Başka biri kollarından tutup onu hareketsiz hale getirmiş. Yani babamın katilleri ortalıkta dolaşıyor. Çocuğun yaşı küçük. Vekaleti babasından almamız lazım. Yürü! Polis çocuğun ailesini tespit etmiştir. Belki onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Gel Ömer! Selamun aleyküm Musa efendi! Ve aleyküm selam! Hayırlı bir iş için geldik sana! Ben avukatım! Adliyede senin oğlanı gördüm, Hasan'ı! Acıdım haline! Boynu altında kalsın! Onun adını anmayın bana! Canım bir kazadır olmuş, ne olsa evlat! Öyle evlat yerin dibine batsın! Öyle deme! Sonra sen çekeceksin acısını! En az 18 yıl verirler! Avukatlığını bana verirsen kurtarırım. 2-3 yıl yatar çıkar. Bak yaşlanmışsın, elinden tutar. Benim avukat tutacak param yok. Para istemiyorum. 15 yaşında çocuk ziyan olup gidecek. Ben o iti sildim defterden avukat bey. Boşuna dil dökme. Cezası neyse çeksin. Beyefendi lütfedin. Bu büyük sanayi kuruluşunuzun memleketimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim de söyleyeceklerim var! Sarhoşun biridir beyefendi! Büyüklerimi uyarıyorum! Defedin! Benim gibi küçük bir kasaba gazetesinin konuştuğu sizlere önemli gelmeyebilir! Bu kurdeleyi kesmek de kasabamıza yarar değil, sana abi bırak! Çalın, çalın! Affedersiniz! Biraz da bana bırakın dostlarım. Seni kıskanıyorum biliyor musun? Öyle mi? Kaçalım mı buradan? Şehre iner, dans ederiz bir yerde. Sıkıldım bu insanlardan. Fazıl Bey,
Evet. Affedersin, babanla bir şey konuşacaktım. Bir şey takıldı aklıma, özür dilerim. Nedir? Fabrikanın açılışındaki protesto. Bırak Allah cezalarını versin. Her müsbet harekete karşı çıkar bunlar Ömerciğim. Sizin fabrikanın artıkları gerçekten zararlı olabilir ama. Canım, ona göre tertibat aldık biz de. Yoksa rahmetli baban izin verir miydi açılmasına? Sahi bir şey duydum. Babanın katiline avukat tutuyormuşsun, doğru mu? Nereden duydunuz? Burası kasaba doktor, nefes alsan duyar herkes. Demek doğru. Hı. Doğru. Babasının katilini kurtarmaya çalışan da ilk defa görüyorum. O çocuğun babamın katili olduğuna inanmıyorum. Adam öldürdüm diye bağırıyor. Çok düşündüm. Başka şeyler var bu cinayetin arkasında. Boşuna vakit kaybediyorsun gibi geliyor bana oğlum. Babanı sevmeyen tek kişi yoktu bu kasabada. Adı üstünde Avni Baba. Hepimizin babasıydı gerçekten. Allah gani gani rahmet eylesin. Geliyorum. Öbür gün gidiyorsun galiba. Yarın gece birlikte olalım o zaman. Seninle konuşacaklarım var. Peki. Gidiyor muyuz? Yarın son gecem burada. Annemle ilgileneyim biraz. Yokluğumu belli etme. Osman'ı mı aradınız? Hayır, sizinle konuşmak istiyorum biraz. Buyurun. Buyurun. Oturmaz mısınız? Osman neredeyse gelir. Evde olmaması daha iyi. Peki, siz ayakta mı duracaksınız hep? Bir fabrika açıldı bugün. 50 milyon yatırım yapılmış, 200'den fazla işçi çalışıyor. En az 600-700 kişinin ekmek kapısı yani. Bölge tarımına yararlı olacak, ülkeye yararlı olacak bir sanayileşme olayı. Neden karşı çıktınız? Siz de ortak oldunuz fabrikaya, değil mi? Şimdi de geldiniz, Fazıl Bey'in avukatlığını yapıyorsunuz. Özür dilerim. Sizden gerçeği öğrenmeye geldim ben. Fabrikanın açılması sakıncalıysa, babam neden izin verdi? Onun yetkisi altında değil mi bu iş? O yetkiliydi. Siz daha iyi bilirsiniz, tarım ilaçları zehirliymiş. Bugünden itibaren bu zehirli artıklar denize akmaya başlayacak. Sonucu ne olur bilmem. Fazıl Bey, tedbir alındığını söyledi. Biz hiçbir tedbir alınmadı diye biliyoruz. O zaman babam da biliyordu bunu. Avni Baba, halkın zararına davranacak insan değildi. Kasabalı onun imzaladığını söylüyor. Ben inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum. Arkadaş! Nasıl gidiyor işte? Beyzbol iyice ilerlettim. Şşt. Aman, öğretmenin yanında söyleme, gene azar işçiyesin. Rica ederim, yanlış anladınız. Ben demek istemiştim ki... ben böyle patavatsızın biriyim işte. Yemek yemeyecek misin bizimle? Sahi kalsaydınız. Hoca anne bekler. Teşekkür ederim, iyi günler. Güle güle. Yarın görecek miyim seni arkadaş? Okul çıkışında buluşuruz. Hoca annenin ellerinden öperim. Söylerim. Çok mu seviyorsun onu? Sen sevmedin mi öğretmenim? Vallahi evladım, filtre mi takılacakmış, foseptik çukuru mu açılacakmış, öyle bir şey konuşuyorlardı. 1 milyon lira kadar masraf gerektiriyormuş galiba. Fazıl onu tamamlamadan fabrikayı açmak istiyordu. Baban? Hatır için iş görecek adam değildi, bilirsin. Hatırladın mı bu resmi? Sen çekmemiş miydin lisedeyken? Bizim bahçenin bekçisi. Rıza Efendi. Görüşmek istemiyorum bu adamla. Ben vurdum işte, ben vurdum!
Acımadın mı bu zavallı ihtiyara? O da bana vurdu! O da bana vurdu! İyi bak! Bu zavallı ihtiyar seni nasıl döver? Vurdu bana! Vurdu dedim! Bu adam vurdu ha? Vurdu! Ben de ona vurdum! 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 İyi adam lafının üstüne gelirmiş, şimdi seni çekiştiriyorduk doktor. Biliyorum beni çekiştirdiğinizi. Fazıl Bey'e ortak olmuşum, kızını alıyormuşum, kasabada başka laf yok. Hayrola bir şey mi? Hapishaneden geliyorum, sana anlatacaklarım var. Anlat evlat, biz senin dostunuz. Mesele şu... Ömer Avni Baba'nın katilinin... gerçek katil olmadığı fikrinde. Çocuk babamı tanımıyor bile. Bu resmi gösterdim, babam zannetti. Bu işte bir bokluk var. Peki abi, kim öldürmüş olabilir? Çocuğa parayı vereni bulabilirsek, o zaman anlayacağız. İş çok karıştı be Ömer. Bu durumda nasıl gideceksin Amerika'ya? Korktuğumuz başımıza geldi dostlar, denizin üstü ölü balık dolu! Ulan bu fabrikayı açanın da, açtıranın da! Haklısın. Baban verdiyse bu ruhsatı... haklısın. Ama ben inanmıyorum. Bak Ömer, benim adım Sarhoş Tahsin. Doğru bildiğimi patladak söylerim, kusura bakma. Son gece hepimiz oradaydık. Avni Baba ile beraber dışarı çıktılar. Sonra Fasıl döndü. Elindeki kağıdı gözümüze sokacaktı neredeyse, bizi çatlatmak ister gibi. Hepiniz gördünüz. Neyse be Tahsin abi, kapat şu lafı, olan olmuş bir kere. İyiliğinden yararlandı Avni Baba'nın. Gidip bir bakalım. Hadi Ömer. Evet. Hadi gidelim. Balık karaya vurmuş öğretmen hanım. Fabrikanın önünden mi aldınız? Evet. Yemeyin sakın, zehirli olabilir. Yemeyin o balıkları kardeşim, sakın yemeyin. Ölü balık yenmez, zehirli o balıklar, bırak, bırak! Ulan dirisini satarız, yemezsiniz! Zehirleneceksin köpoğlusu! Çekilin ulan, zehirli balık onlar, yenmez! Çekilin diyorum size! Ben onlara bakayım bari, ha? Osman! Osman! Bak! Çık sudan! Çabuk bırak o balıkları! Dağılın, dağılın bakayım! Anladınız mı şimdi fabrikanın tehlikesini Ömer Bey? Çabuk giyin! Üşümedim ki arkadaş! Hemen eve götürün, ateşi çıkabilir. Kusma yaparsa beni çağırın. Bu peşemen üç kuruş harcamamak için kasabayı kırıp geçirecek! Ben matbaaya gidiyorum, İstanbul gazetelerini telefonla bildireceğim şimdi! Biz senden belediyeye gidelim tamam. Eli! Sudan numune al Levent, tahlile gönderelim! Peki abi! Hadi Ömer! Buyurun! Haa, hoş geldiniz beyler, hayrola! Buyurun, oturun! Fabrikanın önündeki balıklar ölmeye başladı İdris Bey, haberiniz var mı? Telaşlanmayın Ömer Bey! Melih Bey bilir, Körfez'de her zaman görülen şeylerdir bunlar. Bu her zaman görülen cinsten değil muavin bey. Telaşlanmayın efendim, bakarız çaresine. Nasıl bakacaksınız? Canım, bakarız, kolay! Fabrikanın durması lazım. Bu mümkün değil! Olayın nedenini tespit etmeden nasıl kapatırız fabrikayı? Şimdi sudan numune alıyor Levent. Acele tahlil ettirirseniz... Tabii, tabii! Sakıncalı bir durum varsa... gereken tedbirlere hemen alırız.
Rahmetli babanızı aratmıyoruz, merak etmeyin. Yolculuk ne zaman? Maalesef yarın sabah. Yarın sabah he? Akşama Fazıl Beyler'de buluşuyoruz değil mi? Bilmiyorum, bakalım. Müsaadenizle. Aa, olmadı ki bu! Bir acı kahvemizi bile içmediniz! Fazıl Beyciğim, siz misiniz? Ben İdris. Avni Bey'in oğluyla Avukat Melih geldiler şimdi bana. Fabrika artıkları balıkları öldürüyormuş. Ne olmuş iki balık ölmüşse be İdris? Amma büyüttünüz işe. Sudan numune aldırmışlar. Tahlile yollamak zorundayız. Merak etme, merak etme! Yarın sabah Amerika'ya gidiyor doktor nasıl olsa. Hadi, akşama bekliyorum. Ömer beni ararsa, şehre indi akşama dönecek dersin. 6'da istop edersiniz makineleri. Ömer gidinceye kadar mesele çıkarmayalım. Hülya! Ömerlere gitsene birazdan. Behiye Hanım'ı da ziyaret etmiş olursun hem. Sinirleri bozulmuş Ömer'in biraz. İdare edersin işte. Akşama da muhakkak getir bize, hadi kızım, hadi, hadi! Hülya nerelerde? Ömer'i almaya gitmişti, neredeyse gelirler. Konuşmalarına dikkat et, açık verme. Merak etmeyin. Ne zaman takıyorsunuz yüzükleri? Senden mi çıkıyor bu laflar, ne yüzüğü? Ömer yarın Amerika'ya dönüyor. Herkesin gözü yollarda kaldı, dedikodu aldı, yürüdü, haberiniz olsun. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Hülya, izin verirsen Ömer'le konuşacaklarımız var. Uzatmayın ama! Beni aramışsın, İzmir'deydim. Evet, şu sizin fabrikanın denize dökülen artıkları için konuşacaktım. Numune aldırmışsın sudan. Tahlil sonucu gelene kadar fabrika çalışmayacak, merak etme. Teşekkür ederim. Balıklar ölünce telaşlandık doğrusu. Beni asıl üzen, halkın babamı usulsüz ruhsat vermekle suçlaması. Bırak Allah'ını seversen, halk dediğinde kim? 3-5 tane malum adam. Baba, Ömer! Hadi artık, yemek hazır! Bugün hapishaneye gitmişsin gene, bir sonuç alabildin mi? Çocuğun katil olmadığına iyice inandım. Değil mi? Ne oldu? Babamın yüzünü bile görmemiş. Aa, bir daha söylemiyorum! Son geceni babamla konuşarak geçireceksin galiba. Ömer Bey, bir hanım sizinle görüşmek istiyor kapıda. Bir dakika. Özür dilerim, rahatsız ettim ama... Osman mı hastalandı? Sizin söyledikleriniz çıkınca endişelendim. Bulantı ve kusma var, ateşi de 39. Siz eve gidin, ben gerekli şeyleri alır, hemen gelirim. Sizi rahatsız ettim. Size yakışmıyor bu boş laflar. Ne istiyor bu saatte? Osman hastalanmış. Sana ne peki? Kasabanın doktoru yok mu? Osman benim arkadaşım. Fabrikanın önünde denize girmişti bugün, iyi eğlenceler. Ne demek istedi? Ne bileyim ben! Abla, su ver abla! Biraz daha dişini sık Osman'cığım, arkadaş gelsin. Belki su içmen doğru değildir. Geciktim, özür dilerim. Eczaneyi açtırmak zor oldu. Bu ne? Sirkeli bez, ateşi alır dediler. Beyzbol oynamaya geldim, uyuyorsun. Çok susadım arkadaş. Susadın ha? Osman'a bol limonlu, kocaman bir bardak su öğretmenim.
Acıyor mu arkadaş? Otuz dokuz buçuk. Tehlikeli mi? Bu tür zehirlenmelerin seyri belli olmaz. Düzelmese sabah hastaneye götürürüz. Korkar mı yine de? Siz yaparsanız korkmaz. Neden? Çok güveniyor size. Arkadaşısınız onun. Güzel kitaplarınız var. Gücüm yetmiyor hepsini almaya. Osman daldı. Kaç yaşındasınız? 24. Siz yemek de yemediniz, değil mi? Siz mi yaptınız? Osman çok sever böreği. Hiç kimsesi yok, değil mi Osman? Anne babası vardı. Hoca anne, bir de ben. Şimdi bir de arkadaşı var. Annesi Osman doğarken ölmüş. Babasıyla abisi de balığa çıkmışlar bir gün. Fırtına patlamış, dönmemişler bir daha. İlk öğretmenliğiniz miydi buradaki? Altınova'dan geldim buraya. Hoca anne olmasaydı herhalde çok yabancılık çekerdim. Emekli olmamıştı daha o zaman. Baş öğretmenimizdi. Anneniz babanız neredeler? Annem bir köyde öldü, doktorsuzluktan. Babam köy öğretmeniydi. Şimdi Ankara'da. Çok zor şartlar altında yetiştik hepimiz. Mücadeleyi seviyorsunuz. Kavgacısınız. Kendimi düşünüyorum. Kavga etmeyi unutmuşum. Bazen birinin suratına bir yumruk atasım gelir, tutarım kendimi. Tutmayın, vurun hak etmişse. Kim olabilir bu saatte? Bilmiyorum. Rahatsız ettim öğretmen hanım. Davut amcalarda 4 kişi birden hastalanmış. Ölü balıklardan mı yemişler? Yemişler doktor. Ben bizim çocuklara yedirmedim. Ben bir bakayım. Zehirlenmişler, hastaneye götürmek lazım. Birkaç da merdiven bulalım, sedye gibi kullanırız. Davutlar balıktan zehirlenmiş, sizin merdiveni de alıp geliver, hemen hastaneye olur, taşıyacağız. Gidelim. Hayırdır doktor? Komşu da hasta var, hastaneye götüreceğiz. Peki. Hayırdır inşallah, bir kötülük mü var? Davut amcalar zehirlenmiş, Yusuf'u uyandır, hastaneye taşıyacağız. Osman'ın başından ayrılma sen! Arkadaş, arkadaş... Gelecek şimdi Osman'cığım. Nasıl? Ateşi gene yükseldi. Hadi, Osman'ı da hastaneye götürelim. Arkadaş... Nasılsın arkadaş? Çok aslıyım, değil mi? Aslan gibisin, sabah bir şeyin kalmayacak. Ne zaman gidiyorsun arkadaş? Kalıyorum Osman. Sen iyileşinceye kadar kalıyorum. Ne oldu Osman'a? Zehirlendi. Gece yarısından beri belki 20. zehirlenme bu. Hemşire hanım. Buyurun. Boş bir yatak bulabilir miyiz? Buluruz. Doktor bey burada mı? Şimdi çağırırım, 2 kişi şaşırdık kaldı. Bir gömlek verirseniz size yardımcı olurum. Sağ olun doktor bey. Ben de size yardım edeyim. Sen bir şişe serum bul hazırla. Oldu abi.
Hemşire hanım! Hemşire hanım! Sizi çağırıyorlar hemşire hanım. Tahsin abi! Hayrola be! Köpek balığı mı tuttun yoksa? Osman'ı hastaneye götürmüşler abi, zehirlenmiş çocuk. Balıktan da çok zehirlenen varmış. Deme yahu! Pezevenk Fazıl, yaktın milletin canını sonunda! Oğlum Ali! Buyur abi! Şunları sen dağıt bugün, Osman hastalanmış, yürü! Peki, gidelim abi! Dün gece hapishaneye Hasan'ı görmeye gitmiş. Çocuk babamın yüzünü bile görmemiş diyor. Hasan mahkemede parayı Mahmud'un verdiğini söylerse... ...en aptal adam bile bu işin arkasında bizim olduğumuzu anlar. Mahkeme ne zamandı? Gelecek pazartesi. Avukat Melih girecek mahkemeye. Hasan mahkemede konuşmamalı, anladın mı? Anladım. Konuşmamalı. İşçiler toplandı, işbaşı yapsınlar mı? Ömer'in yola çıkmış olması lazım. Başlasınlar. Tahlil raporu müspet gelecek nasıl olsa, başlayın çalışmaya. Nuri! Hasan konuşmamalı. Biraz işim var burada Hülya. 9'da hareket ederiz. Mahmut'la arabayı yollarım şimdi. Hani durdurmuştu fabrikayı? Yarım saat önce çalışmaya başladılar. Anasını... 1, 2, 3, 4... Kimse denize girmesin buradan. Balık falan da çıkarmasınlar sakın. Gazeteleri kim dağıttı bu sabah Tahsin amca? Dağıttırmadım bu sabah. Senin elinden dağılmadıktan sonra okumasınlar eşek sıpaları. Sen iyileşinceye kadar gazete okumak yasak kasabada. Ömer abim de gitmiyor ben iyileşene kadar. Gitmiyorum arkadaş. Herkesin işinde söz sana. Günaydın! Günaydın! Günaydın Zeynep, geçmiş olsun! Niye getirdin bunları? Ben istedim arkadaş, bahçede oynarız! Bu çocuğu da antika yaptın kendin gibi! Nasıl? Ateşi 37'ye düştü, bu akşamı sakin atlatabilirse... ...yarın topumuzu oynarız! İyiyim ablacığım! Allah senden razı olsun doktor, canımızı kurtardın! Baban gibi has adammışsın doğrusu! Estağfurullah! Sağ olun doktor bey! Biz seni başka türlü duymuştuk, yanılmışız! Avni babanın yeri boş kalmayacak! Teşekkür ederim! Ne oldu Levent? Fabrika yeniden çalışmaya başladı bu sabah! Durmuş muydu? Söz vermişti bana! Tahlil sonucu gelene kadar çalıştırmayacaktı. Gelmiş mi tahlilin sonucu? Yok be abi, gelse benim haberim olur. Oluyor bu? Yol mu kesiyorsunuz? Sen ikiyüzlü sahtekarın birisin. Terbiyeli konuş, babanın hatırı var. Karıştırma şimdi babamı. Hani fabrikayı durdurmuşsun? Rapor müspet geldi. Akıntının hiçbir ziyanı yokmuş. İnanmıyorsanız belediyeye sorun. Dün gece 24 kişi zehirlendi bu sudan. Ama biz sana inanacağız. Osman sabaha kadar ölümle pençeleşti. Ama biz sana inanacağız. Sen de inanıyor musun bu suyun temiz olduğuna? Temiz elbet. Rapor var. Neden torununu buradan denize sokmuyorsun öyleyse? Sokarım. Ömer! Baba, ne diyorsun sen? Bu su temizse korkma. İspat et hadi. Kendi torununu sokacaksın, hadi sok! Hadi, görelim! Gel buraya Ergun. Ya sokarsa? Sokamaz. İnsan torununu göz göre göre... Baba, yapamazsın bunu! Anneciğim, korkuyorum! Anne, bırakma beni, anne! Anne. Baba, yapma! Korkuyorum!
oğlum! Ne olur götürme beni! Anne, dede, ne olur sokma beni denize! Korkuyorum! Çok korkuyorum! Ne olur dede! Ne olursun! Sokma beni denize! Sandığımdan da namussuzmuşsun sen. Suyu nasıl yolladın sen? Memura verdim abi. Ağzını mühürleyip laboratuvara yollayacaklardı. Suyu değiştirmiş olabilirler. Olabilir. İdris Fazıl'ın adamıdır. Yeniden numune alalım. Kendi elimize götürüp baktıralım. Ben hallederim o işi, merak etmeyin. Müsaadenizle. Özel bir ricam var senden. Buyur abi. Şu fabrikaya verilen çalışma izninin bir kopyası belediyededir herhalde. Öyle olması lazım. Ona bir bakmanı istiyorum. Altındaki imza babamın imzası mı? Anladım abi, gizlice bakarım, sen merak etme. Hoş geldiniz hocaanne. Koğuşta bulamayınca Osman'ın yüreğim ağzıma geldi. Yer boşalınca doktor bey buraya aldı. Anne, lütfen. Bak kim geldi Osman. Osman! Hoca annem, geldin mi? Geldim yavrum, geldim Osman'ım. Yok sıcak. Götür beni buradan. Hoca, anne, eve gidelim. Ne olur, eve gidelim. Zatüreye çevirdi, ateşi düşüremiyoruz. Üzülme Zeynep, yenilmeyecek bir hastalık değil. Ben iğnesini yapayım. Belediyede aramadığım yer kalmadı abi. Öyle bir izin belgesi yok. Ne demek yok? Fabrika izinsiz mi açılmış? Bilmiyorum abi. Gidip fabrikayı araştıracağım. Tehlikeli olmaz mı? Başka çarem yok Zeynep. Babamın bir suçu varsa da yoksa da bütün kasaba öğrenmeli. Bu benim için bir namus meselesi oldu. Gittiğimi anneme belli etme. Birazdan dönerim. Burada. Ha?
Tahsin abi! Tahsin abi! Tahsin abi, kalk! Ne o? Ne olmuş sana böyle evlat? Bak ne getirdim sana! Gözlüğüm! Üstünü bırak, altındaki imzayı gördün mü? Bu imza İdris'in! İdris vermiş fabrikaya izni demek! Vay namussuzlar! Bu belgeyi hemen basabilir misin gazeteye? Basarım evlat, basarım! Sen bu belgeyle yalnız babanın haysiyetini değil, hepimizin haysiyetini, bütün kasabayı kurtardın! Gel seni bir kucaklayayım evlat! Şimdi kolları sıvar, gazeteyi yeniden basarım! Hepimiz sefil herifleriz! Avni babadan şüphe ettik! Arkadaşım! İki gol attım sana! Sıra sende! Ne oldu sana öyle Ömer? Fabrikada izin belgesini buldum, babam vermemiş. Altında İdris'in imzası var. Çok sevindim buna. Arkadaşım... 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 Geldim Osman. Arkadaşım... Nasıl? Ateşi düşüremedik. Annemi eve götür Levent, sonra hemen gel. Sana ihtiyacımız olacak. Benim size bir zararım yok, kalmak istiyorum. Ne olursun anne! Gel hoca anne, gidelim. Onu kurtaracaksın değil mi? Elimizden geleni yapacağız anne. Dört beş tane ince çarşaf ya da büyük bir tülbent bulabilir misin? Tabii! Büyük bir kaba buzlu su dolduralım. Anlıyorum. Başka çaremiz kalmadı. Gelin benimle. Arkadaşım... Arkadaşım... Kurtaracağım seni arkadaşım. Biraz daha dişiniz. Arkadaşım... Arkadaşım... Ümit yok mu? Galiba yok. Bitkin çocuk. Ben dayanamadım çıktım. Ömer abi başında çırpınıyor ama... Gitti çocuğum! Gitti Osman! Hiçbir hastama sana olduğu kadar duygusal davranmamıştım arkadaş. Yaşaman gerekirdi. Sen bu dünyaya lazımdın arkadaş.
Yatıyor muydun? Hoş geldin Zeynep. Bir derdin var senin. Uzak bir köye tayin ettiler beni. Ne yapacaksın bu durumda? İstifa mı edeceksin? Mesleğimi seviyorum. Ben nerede olsa görevimi yaparım. Hem belki unuturum geçenleri. Bunu söylemeye gelmiştim işte. Ben kalkayım artık. Seni bırakayım. Zahmet olacak, ben alışkınım geceleri sokağa çıkmaya. Olsun. Sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Galiba. Ama korkunç bir şey bu. Fazıl Bey babamın en iyi arkadaşıydı. Bilmiyorum, başka kim olabilir? Namussuz işte! Fabrika senin yüzünden kapandı. Senin yüzünden ekmeğimizden olduk. Sizde işçi olacak surat yok. İşçi sizin gibi yol kesmez. Tanıdın mı bize saldıran herifleri? Buralı değil hiçbiri. Buranın insanı yapmaz bunu. Sormadan açma sakın. Kim o? Benim Zeynep Hanım, Melih. Hoş geldiniz. Bu ne hal ya? Ne oldu sana böyle? Boş ver. Fazıl Bey'in adamları yolda hücum ettiler. Az önce de Tahsin'in matbaası yandı. Yakmışlardır. Bana da telefon ettiler bu sabah. Hasan'ın duruşmasına girmemem için. Tehdit ettiler. Çocuğu konuşturmamız lazım. Öldürdüler çocuğu. Sağ
Avcı gelinceye kadar kimse dokunmasın ölüye. Musa efendi! Musa efendi dur biraz! Niye benden kaçıyorsun? Öldü mü? Hasan'ım öldü mü? İyi öldürdüler Hasan'ımı! Benim babamı da öldürdüler Musa efendi! Benim babamı da Hasan değil, Hasan'ı öldürenler öldürdü! Bana yardım et! Katillerini bulalım Musa efendi! Olan oldu Gayri Bey'im, bırak peşimi! Musa efendi, babamı öldüren, 14 yaşındaki çocuğu öldüren seni de öldürür. Konuşmayasın diye öldürür. Söyle, niye kabul ettin bu işi? Çaresizlik beyim, yoksulluk. Yaptık bir cahillik. 20.000 lira vereceklerdi. Yaşı küçük, bir yıldan fazla yatmaz dediler. Hakim adamımız dediler. Kim söyledi bunları? Korkma! Asıl söylemezsen suçlu olursun. Sana söz veriyorum, kimsenin haberi olmayacak bundan. İkimizin arasında kalacak. Söyle, kim verdi parayı? 10.000'ini peşin verdiler. Bizim köyümüz bir Mahmut vardır. Mahmut mu? Mahmut. Burada bir beyin yanında şoförlük yaparmış. Anladım Musa efendi. Hadi git yoluna, başın sağ olsun. Sen sağ ol be. Ne istediğimi biliyorsun! Bu adamı tanıyor musun? Ağzınız şerefsiz! İyi tanımıyorsunuz! Avni babayı bu öldürdü! Sen öldürdün! Sen ve bir kişi daha! Kimdi o? Doğruyu söylemezsen onlara vereceğim, konuş! Doğruyu söyleyecek, durun! Söyleyeceğim! Ben öldürmedim Avni babayı! Nuri öldürdü! Fazıl Bey'in adamı! Konuş! Hasan'ı da o öldürdü! Sen ne yaptın, onu söyle! Ben kollarını tuttum Avni babanın! Babasıymış, senin baban değil o köpek! Açılın! Açılın, açılın! Babamı öldürenlerden biri itiraf etti!
de fabrikayı basın. Nuri orada olabilir. Ben Fazıl'ın evine gidiyorum. Hadi fabrikaya arkadaşlar! Nuri'yi bulalım! Yürüyün fabrikaya! Gören oldu. Bu akşam Yunanistan'a kaçmak istiyorum. Hani tehlike kalmadı diyordun? Sizin için kalmadı. Hasan öldü. Şimdi babasını çekerler sorguya. Mahmut'la 20.000 daha yollarsanız susar. Bu iş umduğumuzdan pahalıya mal oldu bize. Fabrika çalışsa neyse, rapor da aleyhimize gelecek. Bakıyorum, bedava sağmaya düşünüyorsun beni. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok ki. Para ver bana, Yunanistan'a kaçacağım. Kaç para istiyorsun? 500.000. 500.000 mi? Çıldırdın mı sen? Şunu öldürün, ötekini susturun. Bedava mı koyduk canımızı ortaya? Yakalanırsam asarlar. 10.000 lira daha var burada. Sen git, peşinden yollarım ben. Çocuk mu kandırıyorsun? Peşimden yollarmış. Yok, ne yapayım, canımı mı alacaksın? 500.000. Bulamam şimdi. Mahmut'u bankaya yollamıştım. 50.000 alacaktı. Bekle biraz. 500.000. Baba! Babacığım, ne oldu sana? Bağırma! Bağırırsan gebertirim! Babacığım! Babam ölüyor Ömer, yardım et! Kim yaptı? Babamın adamlarından, Nuri. Bana da saldırdı, mücevherlerimi aldı. Ne olur, kurtar onu. Hastaneye telefon et, acil ambulans yollasınlar. Kurtar beni! Öyle bilirsin. Ölmeden önce bir şey bilmeni istiyorum. Babamın katil olduğunu biliyorum. Osman'ı da sen öldürdün, Hasan'ı da. Nuri'den haber? Polis, jandarma bütün yolları tuttular. Ev ev arıyorlar. Ulan şu çocuğun kaderine bak be! Can düşmanına ameliyat edecek. Ben olsam neşteri sokuveririm kalbine. Avni babaya yaptırdığı gibi. İmkanlarla nasıl yapacaksınız ameliyatı? Bıçak kalbe kadar saplanmış. Olmazı zorluyorsunuz Ömer Bey. Başardınız. Olağanüstü bir şey bu. Yaşıyor. İyileşecek. Nuri'den haber var mı? Polis köyüne kaçtığını tespit etmiş. En çok o köyden kaçarlar Yunanistan'a. Sahil muhafazaya haber verseydiniz. Burada yoklar.
Geceden kaçakçı takibine çıkmışlar. Biz abluk edemez miyiz denizden? Ederiz doktor. Balıkçılar Avni babaları için canlarını bile verirler. Avni babanın katilini yakalamaya gidiyoruz çocuklar! Bizi sevenler bizimle gelsinler! Yürüyün arkadaşlar! Yürüyün be! Avni babamız için arkadaşlar! Geliyoruz doktor baba! Uğurlar ola Avni babanın çocukları! Göründü. Geçebileceği tek geçit burasıdır. Tamam, boğaz göründü. Burayı aşarsak kurtuldun demektir. Boğazı tutmuşlar! Pusuya düştük! Yanıp geçeceğiz, başka çaremiz yok! Tam yol ileri! Ağacı yarmaya çalışacak, önünü keselim! Yalnız bırakır mısınız lütfen? Çok iyisin Fazıl Bey. Kötüler ölmüyor. Kapıda polis bekliyor seni. Üç kişinin katili olarak yargılanacaksın. Çok iyisin Fazıl Bey. Kurtulacak değil mi? Birkaç gün önce en iyi arkadaşım öldü bu adada. Onu öldüren, babamı öldüren yaşıyor. Bağışla beni. Balık hazırladım size. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Nikahınızda da istakoz getiririm.
Doktor baba! Sırtım ağrıyor be doktor! Sırtın mı ağrıyor? Her gün fiyat etiketini değiştirmekten ağrıyordur, geçer. Merhaba doktor! Merhaba doktor bey! Tam babanın oğlusun doktor! Bir şey duyduk, hayırlı uğurlu olsun! Sağ ol Mehmet efendi! Çok güzel meyve geldi, size biraz ayırdım! Buyurun! Afiyetle yiyin! Zahmet ettin, sağ ol! Ömer abi geliyor! Doktor, gel be yahu! Gel azıcık yüzünü görelim! Sen de mi bizi tebrik edeceksin? Neden tebrik edecekmişim? Çok şükür kasabada duymayan birine rastladık! O da gazeteci! Nikahlanıyorlar Tahsin abi! Çekelim öyleyse, şerefe! Oturmaz mısınız? Muayenehanede hastalar bekliyordur. Akşama bize buyurun. Güle güle. Aferin kız! Adamın hasını buldun sonunda!